Merhabalar, bugün Arcane'deki gizli detaylardan, teorilerden, gelebilecek olan şampiyonlardan, gözden kaçabilecek hikayesel unsurlardan vesaire bahsedeceğiz. Tabii öncesinde herkes diziyi nasıl bulduğumu merak etmiş. Kısaca bahsedecek olursam ben bayıldım. Zaten tweet de atmıştım. Dünyada bir numara oldu bugün Arcane. En çok izlenen şey oldu. Harika bir animasyon kalitesine sahip, yüz ifadeleri muhteşem, hikaye akışı gayet güzel, araya serpiştirilmiş olan komik unsurlar çok yerinde ve gerçekten güldürüyor. İşin drama kısmı zaten muazzam, çocukluk travmalarını böyle fırlatmışlar. Ciddiyet olsun, animasyon kalitesi, renkler, ışıklar, müzikler, yani 10 üzerinden 11 yapım gibi görünüyor. Şimdilik ilk 3 bölüm bence harikaydı. Bakalım devamında ne olacak. Şimdi dizide neler olmuştu, hem böyle hatırlayarak bazı noktaların üstünden geçerek ve detaylara dikkat ederek başlayalım. Başlangıçta böyle Piltover ve Zaun arasında bir çatışmayı görüyoruz. Vi ve Jinx'in küçüklüğünden, daha doğrusu Powder ve Vi'in küçüklüğünden. Orada annelerini ölü şekilde görüyoruz ve mor saçlı olduğunu görüyoruz o kadının. Hani pembe ve mavi saçlı ya Powder ve Vi, anneleri de mor saçlıymış. Hani oradan olmuş tarzında bir referansla başlıyoruz. Ve bu sahnede Vander'ın Piltover polisini pataklamakta olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle bir çeşit Zaun direnişine liderlik etmiş durumda Vander. Ama buna daha sonra geleceğiz. Silikon'un hikayesiyle beraber geleceğiz. Bu arada bahsetmedim ama tabii ki ilk 3 bölüme dair deli gibi spoiler içeriyor olacak bu video. Direkt bölümleri konuşuyor olacağız. Diziyi izlemediyseniz önce bir dizinin ilk 3 bölümünü izleyin, sonra gelin. Bu bir detay videosu. Mesela daha sonra onların çocukluk arkadaşlarıyla tanışıyoruz. Ve Jace'in ofisine bir baskın yapıyorlar. Yolda Caitlyn'in cupcake'lerine bir referans görüyoruz. Biliyorsunuz oyun içinde Caitlyn W attığında, o Yordle tuzağında kapanın içerisinde cupcake'ler var. Birkaç sahnede bize bu gösteriliyor. Daha sonra Jace'in ofisine girmeyi başarıyorlar. Oradan Hextech kristallerini çalıyorlar ve Jinx'in sandviç bulduğu sahnede Jace'in çekicinin planlarını görüyoruz. Böyle biliyorsunuz oyun içinde çekiç kullanıyor Jace. Onun prototipini görüyoruz vesaire. Sonra eşyalarını alıp kaçıyorlar. Kovalamaca sahneleri ki harikaydı bence. Yani basit bir kovalamaca sahnesi bile üzerinde çok uğraşılmış. Ses efektleriyle, sahne geçişleriyle falan. Çok heyecanlı ve başarılıydı bence. Daha sonra çocuk çetelerinin savaşı da aynı şekilde. Hani birkaç yumruklaşmadan ibaret ama çok güzel işlenmişti sahne. Yani bir çocuk kavgası en çok bu kadar ilgi çekici şekilde yapılabilirdi bence. Ve daha sonra Jinx'in ekipmanları suya atmak durumunda kaldığı sahneyi görüyoruz. Onun içinde Hextech taşı da galiba vardı o torbanın içinde, şu an emin olamadım ama ekstra teçhizatlarla beraber suya atılan bu şeylerin daha sonra bir etkisi olacak mı, ne bileyim su altında bir patlama yaşanacak mı, bunlar biri tarafından keşfedilecek mi, yanlış kişilerin ellerine geçecek mi gibi şeyler olacak mı, merak ediyorum açıkçası. Jinx isminin gelişini de aslında böyle öğreniyoruz. Hani İngilizce'de bir şeyleri jinxlemek, bir şeylere böyle nazar değdirmek tarzında, böyle uğursuzluk getirmek tarzında bir anlamı var biliyorsunuz. Buradan geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Hani sen ekibe uğursuzluk getiriyorsun, sen ekibe şanssızlık getiriyorsun söylemlerinin Jinx'te o travmayı yarattığını görüyoruz zaten özellikle. Son sahnede sonra Zaun'a iniyoruz. Alt şehirdeki ortamı görüyoruz, Krug'ları görüyoruz. Böyle maskeli enteresan bir abi geçiyor yandan falan. Biraz tanımadığımız şeyler, hikayede daha önce bahsedilmemiş şeyler işin içine girmeye başlıyor. Daha sonra Benzo'nun dükkanına uğradığımızda ise bayağı bir referansla karşılaşıyoruz. Önce Heart of Gold'u incelediğini görüyoruz Benzo'nun. Bir sezon bir eşyası kendisi. Arka planda Rabadon'un ölüm şapkasını görüyoruz. Bizzat Rabadon'un ölüm şapkası olduğunu düşünmüyorum onun. Çakması falan olsa gerek, güçlü bir eşyadır diye düşünüyorum. Tryndamere'in kaskına oldukça benzer bir kask görüyoruz duvarda falan. Tatlı tatlı referanslarla geçiyor ve daha sonra içeri Piltover polisleri giriyor sanıyorum. Fedai diye geçiyordu Türkçe'de. Ben galada önce İngilizce dublajlı izledim. Sonra eve gelince Türkçe dublajlı izledim. Türkçe dublaj bence gayet başarılıydı. Ama dizi izleme, animasyon izleme alışkanlığımdandır belki. Veya ilk izlediğim olmasındandır. İngilizcesinden daha çok keyif aldım. Ama Türkçe dublaj son derece iyi bence. Piltover polislerin taktığı maskeleri soran çok olmuş, fedailerin taktığı maskeyi. Zaun'da Zaun Gris dediğimiz bir olay var. Burada yapılan bu kötü deneylerden, üst şehrin pisliklerinin buraya akmasından, buranın altyapısının düzgün olmamasından, coğrafi koşullarından bir ton sebepten ötürü havası çok kirli Zaun'un. Hatta belli bölgeleri direkt ölüme sebep olacak derecede resmen. Uzun vadede insanlara akciğer kanseri tarzında, solunum hastalıkları, erken yaşlanma gibi birçok yan etkisi var. Dolayısıyla üst taraftaki varlıklı kişiler buraya inerken elbette maskeler takıyorlar. Şehir
vampir halkı ise mecburen bununla yaşıyor ve sağlıklarına etkisi oluyor. Daha sonraki sahnede Ekko'nun bir araç gereçle bu olayları dinlediği sırada Jin'in maskesine oldukça benzeyen bir maskenin içinden izlediğini görüyoruz olayları ve yanında da Liandry'nin eziyeti eşyasının eski görseline net bir referans görüyoruz. Referanslar bam güm akıyor burada. Daha sonra Silco ile ve yardımcısı Singed ile tanışıyoruz. Bunun Singed olduğunu bir Credits'te insanlar saptadı. Daha sonra böyle işte seslendirme ekibi akarken orada Singed yazıyor. Daha sonra altyazılı ayarlarına bir bakıyorsunuz. Altyazıda direkt Singed diye görünüyor bu arkadaş. Dolayısıyla bu şekilde kendisiyle de tanışmış oluyoruz. İlk bölümde ismi anılmasa da net şekilde Singed olduğu ortaya çıkıyor kendisinin. Bir fare üzerinde deney yapıyor. Bu fare acaba Twitch olabilir mi diye birçok teori gördüm. Bu fare beyaz. Twitch ise biraz daha lağım faresi tadında bir arkadaş. Dolayısıyla bu farenin Twitch olduğunu düşünmüyorum. Ama Singed'in deney yaptığı bir başka fare veya bu gördüğümüz mor sıvı tarzında bir şeye herhangi bir farenin maruz kalması sonucunda Twitch oluşmuş olabilir. İlerleyen bölümlerde bakalım buna dair bir şeyler görecek miyiz? İkinci bölümün başındaysa oldukça gizemli şeyler yaşanıyor. Bir büyücü ortaya çıkıyor. Freljord'da gibi görünen bir gezi sırasında Jace ve annesini bir büyücü kurtarıyor. Oldukça kozmik bir büyü yapıyor. Runik bir büyüye benziyor ve bunu Tanrıçanın gözyaşı eşyasına benzeyen bir eşya ile yapıyor. Bu artık bir rün müdür, değerli bir taş mıdır, rün değildir de rün parçası mıdır nedir bilmiyoruz ama bu büyücü arkadaş bu aracı kullanarak Ryze'ın mekan sapmasını oldukça andıracak şekilde bu arkadaşları ışınlıyor ve kurtarıyor. Jace'in büyü konusundaki hayranlığı ve merakı da aslında bununla beraber başlıyor ve büyücünün ona bıraktığı, ben Tanrıçanın gözyaşı diye bahsedeceğim. Tanrıçanın gözyaşı ile onu da yanında taşıyarak öyle ilerliyor. Bu büyücünün Ryze olduğuna dair teoriler var ama neden beyaz olsun? Çünkü Ryze yaklaşık 1000 yaşında en az. Hani gençliğinde rün savaşlarına tanık olduğunu biliyoruz. Son 10 yılda mı birdenbire mavi oldu? Ryze bir asa kullanmıyor, sırtındaki parşömeni yok gibi bir sürü tutarsızlıklar var. Yani bu kişinin Ryze olmaması için birçok sebep var. Dediğim gibi büyüsü oldukça kozmik görünüyor. Çok Targon tadında bir büyüydü ve ışınlanma sahnesi harikaydı bu arada. Basit bir yerden bir yere geçiş görselini ancak bu kadar iyi anlatabilirlerdi. Runeterra'nın bir ayı olduğunu öğrenmiş olduk bununla beraber bu sahnede. Bu saate kadar hani dünya güneşin etrafında mı dönüyor, etrafında ay var mı tarzındaki detaylar belli değildi. Bir ayı olduğunu öğrenmiş olduk Runeterra'nın. Bu bileğine Tanrıçanın gözyaşları bağlı olan gizemli büyücü Jace ve annesini kurtarıyor. Ryze olabilir mi? Elbette olabilir. Ama dediğim gibi neden beyaz, neden asası var, neden sırtında parşömen yok gibi sorular ortaya çıkıyor. Ryze'ın hocası olabilir mi diyeceğim. Zannetmiyorum, zamanlamanın uyuştuğunu sanmıyorum. Şimdilik bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama şey olsa harika olur ya. Böyle şimdi Arcane mesela Piltover Zaun'u anlatıyor. Büyük ihtimalle başka bölgelerinde dizileri olacaktır. Arcane'in bu başarısından sonra. Dünya birincisi oldu sonuçta ilk gününde. Ve ben uzun vadede çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü harika bir yapım. Ryze böyle neresi anlatılıyor olursa olsun bir şekilde olaya dahil olsa, kenarda köşede görünse böyle, Ryze o karakter olsa harika olur gerçekten. İşin sonunda böyle rünlere bağlansa falan. Neyse, konudan çok uzaklaşmayalım. Bu şekilde Jace'in büyü merakını görmüş oluyoruz. Bu arkadaş aracılığıyla nereden geldiğini görüyoruz vesaire. Daha sonrasında Mel karakteriyle tanışıyoruz. Bu arkadaşın hanedanı ta yıllar önce Piltover haritasında hikayesini okuduğumuz elemanın hanedanıyla aynı. Oldukça güçlü, ticari kuvveti olan bir hanedan ki kendisinin de bu aracılıkla zengin olduğunu öğreniyoruz ve Piltover Konseyi'ndeki aslında olayları görüyoruz. Bu karakterin biraz manipülatif, hırslı bir tip olduğunu görüyoruz. İşte konseydeki çok akıllı olmayan elemana onun zekasına uygun bir doğum günü hediyesi veriyor. Konseydeki diğer elemansa, bir başkasıysa onun alerjik olduğu bir fındığı veriyor. Burada verilen mesaj bu Mel karakterinin insanları tanıyıp ona göre menfaatlerini şekillendiren bir karakter olduğu ki daha sonrasında Jace'in kaderi için yapılan oylamada bu çok zeki olmayan karakter Mel'in onun üzerindeki etkisi sayesinde oy kullanıyor ve Jace bu sayede Piltover'dan sürülmüyor. Aslında Piltover'dan atılacakken sadece akademiden atılıyor Mel'in bu manipülasyonunun etkisiyle. Konseyde benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu robot abi. Çünkü halkım büyü nedeniyle neredeyse tamamen yok oluyordu diyor. Abi senin halkın ne? Sen bir robot musun? Sadece robot masken mi var?
kim bu adamın halkı, ne oluyor, onu çok merak ediyorum. Umarım ilerleyen bölümlerde ortaya çıkar. Hayver'de bir felaketten bahsediyor. Büyünün yanlış ellere geçtiğinde neler olabileceğinden bahsediyor. Oldukça enteresan bir çizimle beraber. Ben Rün Savaşları'nı kastediyor diye düşünmüştüm başta ama 307 yaşında olduğunu öğreniyoruz Hymer'in ve Rün Savaşları 1000 yıl önce yaşandı. Piltover'ın büyüye karşı kurulmuş bir yer olduğundan falan bahsediliyor. Yani küçük hikayesel olarak anlamlandıramadığım noktalar var. Mesela Singed'in hikayesinde. Singed'in Hextech'ten hoşlanmayıp aman böyle şey mi olur, ben gerçek bilime gidiyorum falan deyip Zaun'a geçtiğine dair hikayesel söylemler var ama burada kendisinin direkt Zaun'da bilimsel çalışmalara başladığını görüyoruz falan. Belli hikayesel çatışmalar mevcut. Bunlar umarım düzeltilirler. Yani Singed'in biosu buna uygun güncellenir ya da ne bileyim belki bir şekilde kılıfını oyacak ama anlamadığımız noktalar var. Normal, düzeltilir, sorun yok deyip geçeceğim şimdilik. Çünkü daha bütün seriyi izlemedik. Bunun dışında Singed'in kullanıyor olduğu bu Morse sıvının canlımsı bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü böyle duvarlara falan yayılıyor. Mundo'nun hikayesinde etkisi olabilir bunun, Twitch'in olabilir, Warwick'in olabilir ki Vendor'ın Warwick olduğu konusundaki teorilere ben şahsen katılıyorum. Çünkü Warwick'in hikayesine baktığımız zaman olay gerçekten net şekilde uyuşuyor. Çoğu kişi onun sadece bir canavar olduğunu düşünse de tüm o öfkenin altında bir insanın bıçağını kenara bırakarak yeni ve daha iyi bir hayata yelken açmış bir gangsterin zihni yatıyor. Ancak geçmişini geride bırakmak için ne kadar uğraşırsa uğraşsın günahları peşini bırakmıyor ki Vendor'ın başta Zaun'un ayaklanması tarzında bir şeylere dahil olup sonra o hem o boğuşma sahnesinde bıçağını bıraktığı hem o savaşçı geçmişini geride bıraktığına dair çok fazla mesajı gördük dizi içerisinde. Eski yaşamına dair hatıralar bazen gözlerinin önünde canlansa da bir süre sonra kaybolarak yerlerini Singed'in laboratuvarlarında bir masaya bağlı olarak geçirdiği o acı günlere bırakıyor. İç dünyası bir acı perdesiyle kaplı olan Warwick, Singed'in eline nasıl düştüğünü hatırlayamıyor. Hatta çektiği acıların öncesindeki yaşamını anımsamakta bile zorlanıyor. Deli bilim adamı sabırla vücudunu oyarak damarlarına kimyasallar zerk eden pompalar ve borular yerleştirmiş, her simya gene ulaşmak istediği o yegane şeye ulaşmaya çalışmıştı. Dönüşüm. Singed, deneyinin gerçek doğasını iyi bir adamın içinde saklanan canavarı ortaya çıkaracaktı ki burada da Silikon'un repliğini hatırlayalım. Daha ilk çocukla görüştüğü birinci bölümdeki kısımlarda her insanın içinde bir canavar vardır. Bunu sadece yüzeye çıkarmak lazım şeklinde söylemlerde bulunuyor. Dolayısıyla evet, Vendor çok büyük ihtimalle Warwick olacak. Son sahnede öldüğüne dair net bir verimiz yok Vendor'ın. Ölmüş gibi görünüyor ama o iksir sayesinde elde ettiği dayanıklılık büyük ihtimalle onu hayatta tuttu ve daha sonra onun Singed tarafından dönüştürüleceğini göreceğiz. Victor'un ortaya çıktığı sahnede insanlar, herkes böyle bir vaa falan oldu salonda. Ben önden biliyor olduğum için etkilenmedim. Keşke bilmiyor olsaydım. Gerçekten çok tatlı bir sahneydi o. Benim adım Victor dediği kısım. Hikayeyi yakından takip etmeyen kişiler için çok tatlı bir sahne olmuştur diye düşünüyorum. Vendor kendini feda etmeye karar verdikten sonra oluşan o aksiyon sahneleri falan. Üçüncü bölümde çok fazla gizli detaylar yok ama sahneler gerçekten çok güzeldi. Vay'ın o gangsterlerle kapıştığı sahne. Sonra o mor iksirli elemanı havada uçarken tak diyor onu boynundan yakalaması falan. Sahneler müthişti gerçekten. Jinx ortalığı patlattıktan sonra Singed'a alevlerine ulaştığını görüyoruz. Böyle bir baka kalıyor ve patlıyor. Suratındaki o bandajlar, yani o oyun içinde bildiğimiz hali, böyle biraz daha yaralı olan haline bu patlama sayesinde geldiğini varsayabiliriz. Bu patlamadan sonra Singed'i bir daha görmüyoruz bölüm boyunca. Bakalım artık 4. bölümde ortaya çıkabilir. Vendor ve Silikon'un nasıl bir ilişkisi olduğunu bilmiyoruz bu işlerin öncesinde ama ikisinin ortak bir davada olduğu tarzında bir söylem var. Büyük ihtimalle Zaun'un ayaklanması. Çünkü Siliko işte bizden korkmalarını istiyorum diyor, saygılarını istiyorum diyor, eşit hakları istiyorum diyor. Yani Zaun'un Piltover altındaki terk edilmiş bir çöplükten gerçek bir ulusa dönüşmesi hikayesini izliyoruz aslında sanırım. Silikon'un hedefi bu. Ben Piltover'ı korkutacağım. Bize zulmeden bu zengin ve kuvvetli zümrenin bize saygı duymasını sağlayacağım ve alttaki insanları birleştireceğim diyor. Yani Silco net bir villain, bir kötü karakter gibi görünüyor olsa da dizinin başlarında, bana ilerleyen kısımlarda onun da sebeplerinin biraz daha geçerli olduğunu, biraz daha mantıklı aksiyonlarının altında mantıklı açıklamalar olduğunu göreceğiz gibi görünüyor. Yani Silas gibi mantıklı bir sebeple ortaya çıkıp
yoldan sapmış ve biraz tehlikeli araçlar kullanmaya, etik kısmı sorgulanabilir, hatta net sorgulanması gereken araçlar kullanmaya başlamış bir özgürlük savaşçısı tarzında bir karakter olacak gibi görünüyor. Powder ve Bay'in çocukluk arkadaşları Powder'ın gerçi sebep olduğu patlamadan sonra ölüyorlar biliyorsunuz ve bu gözlüklü çocuğun gözlüğü Bay'in oyunda kullandığı gözlüğe benziyor. Dolayısıyla o aslında anı olarak aldığı bir eşyanın Vayne oyun içindeki modelinde olduğunu görüyoruz büyük ihtimalle. Fiddlesticks'in oyun içinde Jinx'le karşılaştığında senin yüzünden diye bağırışlarının da büyük ihtimalle bu sahneye referans olduğunu tahmin edebiliriz. Yani Jinx'in yanlışlıkla bir şeyleri patlatacağını ve muhtemelen birileri öldüreceğini biliyorduk. Onun ne şekilde gerçekleştiğini görmüş olduk. Çok da başarılı bir sahneydi bence o. Maymunun her bir vuruşuyla gerçekleşen o tetiklenmeler, sahnelerin ayrı ayrı işlenmesi falan. Animasyon kalitesi çok yüksek ya bu arada. Yani animasyon da demeyeyim. Yapım kalitesi müthiş seviyede bir seri olacak gibi gerçekten. Swain'in alevler içindeki kız tarzındaki repliği. Fiddlesticks'in hepsi senin yüzünden repliği. Warwick Jinx'le karşılaştığında oradaydın diyor ve unutmama izin ver diyor. Singed'le karşılaştığı zaman ne yaptığını hatırlıyorum ve Zaun bana pençelerimi senden çok daha önce verdi diyor. Vi'yle karşılaştığında gözlerindeki korkuyu daha önce gördüm. Zaun'un sana ihtiyacı vardı ve sana yumruk atmayı kim öğretti diyor. Yine Warwick'in Vendor olduğuna ben emin olabiliriz diye düşünüyorum. Merhaba, akşam oldu. Benim fark ettiğim detaylar bu şekilde. Bazı şahsi yorumlarımı yapacak olursam Ekko'nun çocukluğu müthiş tatlı. Animasyonda özellikle dediğim gibi ben surat ifadesi, renk kullanımı, geçişler ve bunun gibi detayları çok beğendim. Prodüksiyon kalitesi çok yüksek. Gelecek bölümlerde hangi şampiyonları görebiliriz diye çok fazla soru gördüm. Hikayeye dahil olabilecek ilk akla gelen isimler Victor'un icat ettiği Blitzcrank, konseylerle monseylerle çalışan mafyatik kişilik Camille, yakında icat edilebilecek olan Zack ve Twitch tarzındaki kimyasal ürünler. Şahsen ilk akla gelen isimler oluyor. Gizem konusundaysa bazı şeylerin yaşanacağı biraz belliydi ama akış güzeldi. Benim şu an için en merak ettiklerim elbette Jayce'i kurtaran büyücü kim? Silco ve Vander arasındaki geçmişte ne oldu? Yani anladığımız kadarıyla işte Zaun'a karşı bir ayaklanma vardı. Hey, biz özgürlük istiyoruz, biz eşitlik istiyoruz, biz ezilmek istemiyoruz tarzında bir ayaklanmaydı. Sonra Vander işte aga savaşlar kötüdür, bunların teknolojisi de çok yüksek, yaptırım gücü de çok yüksek, polisleri de acımasız, biz daha fazla insan kaybetmeyelim, böyle yaşayalım, yapacak bir şey yok, dengeyi kuralım şeklinde bir mentaliteye inmiş. Silco ise hayır abi, savaşacağız, biz bunları devireceğiz ve bunları devirmek için ne güç kullanmamız gerekiyorsa kullanacağız tarzında bir yaklaşımı var. Geçmişlerinde bu işler tam olarak nasıl oldu ve gelecekte nasıl olacak? Singed'in bu olaylara dahiliyeti, onun yüksek ihtimalle Warwick'e dönüşümü tarzındaki elementleri de gerçekten çok merak ediyorum. Normalde dizi inceleyen bir insan değilim, dolayısıyla nasıl yapıldığını tam bilmiyorum, lütfen yorumlarda bana yardımcı olun. Çünkü sonraki 3 bölümde yine bu şekilde set şeklinde inceleriz. Üzerinden geçeriz. Daha detaylı mı anlatayım? Daha hızlı mı anlatayım? Özet şeklinde mi yapalım falan? Bu konuda çok fikirsizim. Lütfen bana yardımcı olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta Arcane'in yeni bölümlerinden sonra da görüşmek dileğiyle.